10 gün sonra evleniyorsun. Ne oldu? İstediğin bu değil miydi? Bir an önce evlenip evden gitmemi istiyordun değil mi? Tamam o zaman. Gidiyorum işte. İntikam mı alıyorsun? Ne? Rudra, bir şey saçmalayıp sonra yürüyüp gidemezsin. Hem... Aman Allah'ım, yaralanmışsın. Elin kanıyor. Rudra dur, yapma, şöyle yaralısın diyorum. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsun? Sana ne? Kapa çeneni. Ben kimseden intikam falan almıyorum. Evleniyorum evet, ama bu kararı mantıklı olduğu için verdim. Geleceğim için. Sence doğru karar mı? Neden sence değil mi yani? Ne düşünüyorsun söyle Rudra. Sana göre ne yapmam gerek? Cevap ver. Keşke sana bir cevap verebilseydim Mayra. Keşke. Cevabın ne olduğunu bilseydim. Mayra, neredeydin? Ben de seni aradım. Hoş koca evde nerede arayacağımı bilemedim ya. Bir an gerçekten kaybolacağım diye korktum. Ben Drew'un yanındaydım. Biraz üzgün de. Drew mu? Aa evet, Rudra'nın oğlu. İyi de neden üzgün? Ben yakında evleniyorum diye. Ne? Ne yani, onunla mı evlenmeni istiyor? Rohit lütfen. O benim annesi olduğuma inanıyor. Ne? Ah, bak bu çok uzun bir hikaye ve benim gerçekten halim yok. Her neyse, şu anda iyi, ben onu biraz teselli ettim. Sen neden teselli ediyorsun? Babası yanında değil mi? Efendim? Benim de onunla aramda duygusal bir bağ var. Öyle mi? Sen ve çocuklar. Ben senin çocuklara sinir olduğunu sanırdım da. Evet, hala öyle ama... o Drew işte. Evet. Babası sürekli sinirlenen çocuk. O kaba adamın çocuğu. Hatta... Efendim? Rudra kaba biri değil. Evet, arada ani çıkışlar yapabiliyor ama bu hali onun suçu değil ki. Hayatta büyük zorluklar atlatmış. Benim gibi. Ben de az şey atlatmadım biliyorsun. Değil mi? Sinüzit, sonra alerji. Bunlar bana hayatım boyunca işkence etti. Benim çektiğim acılar ne olacak? Rohit lütfen ama. Bu hayatta her şeyi alaya alamazsın. Öyle mi? Mayra, bu konuşan sen misin? Ya Rudra, sana rastladığım iyi oldu. Ben de yanına geliyordum. Bir şey mi oldu? Evet, ben Puşkar'a gidiyorum. Düşündüm de belki benimle gelmek istersin.
Ben mi? Evet, yani orada bir sürü iş beni bekliyor. Yardıma ihtiyacım olabilir. İyi de ben senin işlerinden hiç anlamıyorum ki. Anlama, önemli değil. Ben sana gerekenleri anlatırım. Hem zaten sadece birkaç günlük. Çabucak gidip döneceğiz. Yani birkaç haftaya dönmüş oluruz. O yüzden. Siz ablayla benim hakkımda mı konuştunuz? Evet. Ama Rudra, ben de ona katılıyorum. Yani ben... Rudra... Dinlemez demiştin. Neden ısrar ettin? İyi de neden anlamıyorum. Neden gitmek istemiyorsun? Alt tarafa bir iki hafta. Sorun kaç gün, kaç hafta süreceği değil. Beni neden yollamak istiyorsun? Hiç mi güvenmiyorsun bana? Hayır, hayır. Öyle şey olur mu hiç? Ben sadece düşündüm ki Samrat'a eşlik edersen onun için de gayet iyi olurdu. Abla, ben seni çok iyi tanıyorum. Sen gerçekten Mayra ile ikimizin... Hayır, hayır. Öyle bir şey demek ister miyim hiç? Önümüzdeki birkaç gün çok zor geçecek dedim. Yani hepsi bu kadar. Hayır, zor falan geçmeyecek. Ben başımın çaresine bakarım. Bakamayacak ne var? Yani sonuçta bu gayet... Ben asıl Drew'dan bahsediyordum. O da seninle olmak ister çünkü. Buradan gitmesi için hazırlıkları yapabilirim. Hem o zaten daha çocuk. Hiçbir şey olmaz ona. Hem artık sustu zaten. Mayra teselli etti onu. Benim haftalardır uğraşıp yapamadığımı o başardı. Bak abla, ne olursa olsun Drew ve ben buradan bir yere gitmiyoruz. Ne oğlum ne de ben kaçacak değiliz. Mayra'nın evlendiğini göreceğiz. Ne olacaksa olsun. O gittikten sonra da hayatımıza devam etmeliyiz. Bir şey değişmedi, değişmeyecek de.